Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Birebir, göz teması kurarak, konuşarak, duygularını ifade etmelerine, günlük yaşadığı sorunları anlatmasına ve bunları anlattığı zaman çocuk yanlış bir durumda olabilir, hoşumuza gitmeyen bir durumda olur. Hemen cezalandırmak ya da korkmaması lazım. Her türlü yaptığı olayda yanında olacağımız bilmeleri gerekiyor. Çocuklar o zaman kendi duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı olayları saklamaya ihtiyaç duymazlar. Korktukları için ailelerine bilgi vermeyebilirler. O yüzden kaliteli vakit, güven ilişkisi, güven çok önemli. Bağlanma için, çocuğun anne baba ve eve bağlanması için güven ve duygularının doyurulması gerekir. Onlar doyurulduktan sonra, o güveni, o hissi hissettikten sonra çocuklarımız anne babaya daha açık, daha samimi, daha içten olurlar ve korkuları olmadan kendilerini ifade etme fırsatı verebiliriz. Şimdi öncelikle çocuklarımızı bilgilendirmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Bilinçli çocuk olursa her yerde sorun çözer. Çocuklara nasihat etmek, akıl vermek değil de onlarla bir şeyler paylaşarak, vakit geçirerek çocuklarımızı iyi hissettirerek o özgüveni, koşulsuz sevgi ortamında büyütürsek çocuklarımız da bizim sevgimizi kazanmak için çaba harcamak yerine daha doğal bir şekilde yakın bir ilişki kurabiliriz. Yakın ilişki, samimi yakın bir ilişki, içten bir ilişki kurmamız lazım. Tabii çocuklarımız bu olduğu zaman, rahat bir şekilde kendilerini ifade ettiği zaman arkadaş gruplarından bahsedebilirler, arkadaşlarını gizlemezler. Yeni tanıştığı insanlar, yeni tanıştığı olaylar hakkında daha bilgi verince aileler de tecrübeleriyle yardımcı olup yanlarında destek olacağını gösterebilirler tabii ki. 2 yaşından sonra kıskançlık duygusu olağan bir duygu olarak başlar, hepimizde başlar. Fakat bu duyguyu regüle etmesi, düzenlemesi ve bunun davranışlarını yönlendirirken bu duyguyu kontrol ederek ifade etmesi gerekir. Kıskançlık olabilir ama dozu çok önemli. Yani kardeşini kıskanabilir, bunu belirtebilir de söyleyebilir ama duygularımızı regüle edip düzenleyebilmemiz için öncelikle duygularımızı düzenleyebilmemiz için konuşabilmemiz lazım, ifade edebilmemiz lazım. Bu şekilde aile de eşit sevgisini verdiğini ifade etmeli. Kardeşler hakkında şaka yapmamalı da birini ön plana çıkarmamalı. Bu çok önemli. Ya da işte ya yine kıskanıyor, huzursuzluk başladı dememeli. Eşit davranmalı ve kardeşler arasında olan sorunların çözümünde ikisinin çözmesine bir fırsat vermemiz lazım. Tabii ki aradaki şiddet, zarar verme olmadığı zaman iki kardeş kendi arasında çözmesi için bir olanak sağlamalı. Gerekli olduğu yerde eşit bir şekilde taraf tutmadan çocuklarımıza yardımcı olmalıyız. Öncelikle çocuklarda okul başarısında düşme olabilir. Sosyal ilişkilerinde azalma olabilir. Daha az konuşmaya başlıyor olabilir. Odasına çekilebilir. Daha önceki yaptığı etkinlikleri yapmaz. Daha önceki olağan davranışlar dışında davranışlar gösterebilir. Bu dönemde arkadaş ilişkileri bozulabilir. Ani sinirlenme, tepkiler vermeler olabilir ev içinde. Ya da önceden zevk alarak yaptığı şeylerden yapmayabilir. Ve bunlar bizim için çok uyarıcı işaretlerdir. Ve bunları olağan genelde aileler morali bozuk, bunalımda falan dememesi lazım. Bence bu durumda en yardım alabileceği uzman birisine başvurmasını tavsiye ediyoruz. İştahı azalabilir, beden hareketleri yavaşlayabilir, artabilir, konuşma miktarı azalabilir, konuşma miktarı artabilir, daha çok planlar yapabilir, özgüveni de ani düşüşler olur, ani yükselmeler olabilir. Yani bizim çocuğumuza ne oldu, ne oluyor dediği zaman bir uzmana mutlaka başvurması lazım. Yani bizim çocuğumuz böyle değildi, farklılaşmaya başladı, bir şeyler değiştiği zaman mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekir.